Alıcıları eski tip ve DVB-T yayınlarına uyumlu olmayan izleyicilerimiz ise set-top box edinerek bu yayınları izleme imkanı bulabilirler. Güncel DVB-T teknolojisi size dijital ses ve görüntü kalitesi sunuyor. Kıbrıs Gazetesi e-gazete formatıyla artık dünyanın her noktasında. İstediğiniz her an kolayca ulaşıp okuyabileceğiniz adanın lideri Kıbrıs Gazetesi. Doğru ses, doğru söz, doğru haber ilkesiyle bir tık yakınınızda. www.kibrisgazetesi.com/egazete. Kıbrıs gündemden hepinize mutlu günler değerli izleyenler. Her gün olduğu gibi bugün de gündemi değerlendirmeye, gündemin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bugünkü stüdyo konumuz Halkın Partisi Merkez Yürütme Kurulu üyesi Avukat Ayşegül Baybars bizlerle. Öncelikle hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasıl? Çok teşekkürler. Çok yoğun bir gündemle haftaya başladık. Hafta sonuna itibaren zaten gündem yoğunlaşmıştı. Evet. Tabii hükümet arayışları hala sürüyor. Şu anda Cumhurbaşkanı Akıncı yurt dışı ziyaretinden dolayı partileri kendi aralarında arayışlarını devam etmesi yönünde bıraktı. Ama geldikten sonra tabii sonuç devam artık edin. Cuma günü itibariyle netleşecek gibi. Şu an itibariyle ekonomik protokolden dolayı Ulusal Birlik Partisi'nin hükümetten çekilişi ve sonrasında yaşananlar gerçekten gündeme bomba gibi düştü. Evet. Birkaç gündür zaten hep bütün konuşmalarımız hükümet arayışları ile ilgili ama bugün yine tabii bir de eylem gerçekleştirildi. Hayvancının eylemi vardı Tarım Bakanlığı önünde. Onu da canlı olarak ekran başındaki izleyicilerimize aktardık. Gerçekten her kesimden bir ses çıkıyor. Ekonomik protokol bir taraftan, metin şimdi basına düştü. Metinde yer alanlar konuşulmaya başlandı. Eksikler, fazlalıklar, olması gerekenler, olmaması gerekenler bir tartışmaya açıldı, masaya yatırıldı. Neler düşünüyorsunuz hükümet arayışları ile ilgili? Hep bir erken seçim beklentisi de vardı tabii Halkın Partisi'nden, evet, ki bir an önce Halkın Partisi de bu seçime girebilsin diye. Söz sizde. Evet. Aslında çok güzel bir noktadan başladınız diye düşünüyorum. Çünkü şu şekilde, yani her kesimden bir ses çıkıyor. Şimdi evet, gündem çok yoğun. Gündem aslında 13. maaşların ödenmesinden, su krizinden, maaş ödemelerinden, ekonomik protokolden, yani bu 3-4 aylık gündem aslında gündem kazan gibi kaynıyor. Dolayısıyla burada şuradan başlamak lazım. Evet, mevcut hükümet hükümet artık istifasını verdi. Şimdi yeni bir hükümet arayışları devam ediyor. Ama burada şuna bakmak lazım. Yeni hükümet oluşturmaya talip olduğunu söyleyen yeni siyasi partiler var meclisimizde. Ve bu biz hükümet olmaya talibiz diyen siyasi partiler aslında zaten hükümetten şu anda çıkan ve icraat döneminde olan partiler. Baktığımız zaman meclisimize yani CTP-DP hükümeti denendi. Daha sonra çeşitli varyasyonlarla işte geniş tabanlı reform hükümeti adı altında yani istifasını veren ilk kez CTP-UBP bir araya geldi. 38 milletvekilleriyle bir hükümet programı oluşturuldu. Reformlar yapılacağı söylendi. Onun da ömrü 9 ay sürdü. Bu 9 aylık döneme baktığımız zaman icraat görebildik mi, reform görebildik mi? Açıkçası bu reform görmek, yani halkın nabzını tutan kişiler olarak bizler ve sürekli ziyaretlerimizi, sürekli halkla birlikte halkın düşüncelerini takip etmeye çalışan kişiler olarak bizler baktığımız zaman bu reformların veya herhangi bir icraatın gerçekleşmediği ve halkta ekonomik anlamda da sosyal anlamda da ciddi bir korku ve endişe olduğunu gözlemliyoruz. Dolayısıyla bu noktada aslında hükümet arayışlarına baktığımız zaman ben çok yadırgıyorum. Yani şu anda hükümet arayışları veya şu anda talip olunması gereken hükümet aslında bir icraat hükümeti olmamalıdır. Çünkü mecliste tüm varyasyonlar denenmiştir. Tüm aritmetik hesaplar yapılmış, tüm
senaryolar, hükümet senaryoları, kimin kiminle parti kurabileceği, hangi partilerin sayıyı bulabileceği, o sayıyı bulursa ne şekilde icraat yapılabileceği ile ilgili bir sürü aritmetik hesaplar yapılıyor şu anda. Ve bu hesapları yapanlar zaten aslında geçtiğimiz dönemlerde hükümet edenlerdir. Baktığımız zaman bizim düşüncemiz bu noktada, halkla birlikte düşüncemiz bu noktada erken seçim hükümetinin, yani seçim hükümetinin kurulması gerekliliğidir. Çünkü eğer artık zaman kaybetmeye gerçekten tahammülümüz yoktur. Az önce bahsettiğiniz hayvancıların eylemlerinden bahsettiniz. Halk gerçekten tedirgindir. Her kesim tedirgindir. Tarımda tedirginlik vardır. Ekonomide tedirginlik vardır. Halkın alım gücünde maaşlarına yansıyan bir tedirginlik vardır. Dolayısıyla bunlar için artık zaman kaybetmeye ihtiyacımız yoktur. Bu meclis, biz hep diyoruz, meşruiyetini kaybetmiştir. Çünkü tüm olasılıklar denenmiştir. Artık sorumluluk sahibi davranılması gerektiği ve iradenin asıl sahibine, halka dönülmesi ve halka sorulma vaktinin geldiğini düşünüyoruz biz halkın partisi olarak. Çünkü bahsettiğim gibi bu meclis meşruiyetini doldurmuştur. Yaşadığımız su krizi en temel göstergesiydi. 13. maaşlar ödendi ödenmedi sıkıntısı yine temel göstergesiydi. Şimdi geldik ekonomik ve mali bir protokolden bahsediliyor ki bu protokol aslında şapkadan tavşan çıkmış gibi bir şaşırma gerektiren bir protokol değil. Zaten 2015'in sonunda bir Türkiye ile yapılan bir mali protokolün biteceği herkesin gündeminde olan bir şeydi. Planlı bir devlet politikasında iseniz ve ekonomik ve mali işbirliği protokolünün yenilenmesi gündemdeyse, hükümet edenler olarak sizler 2015'in sonunda bitecek bir mali protokolde 2016 ve uzun vadeli dönem için neleri görüşmeniz gerektiğini bir kere önceden planlamanız gerekir. Şimdi bu planlanmıyor. 2016 yani protokol bitiyor, yeni protokol görüşmeleri yapılacak deniyor. Görüşmeler yapılıyor. 3 aydır görüşme yapılıyor. Yapılan bu 3 aylık görüşmeler içerisinde bir bakıyorsunuz. Bir gün başbakan açıklama yapıyor ve diyor ki Kıptek'le yargı dışında aslında anlaşılmayan bir duruş yoktur diyor. Ama hala şeffaf bir şekilde çıkıp da aslında bu mali protokolde neler olduğu halkın önüne konulmuyor. Çünkü halkı temelde ilgilendiren, halkın cebine dokunan, maaşların ödenmesine kadar varan bir sistemden bahsediyorsanız çıkıp da aslında halkı bilgilendirmeniz gerekir. Demokrasinin en temel unsurlarından biri budur. Bu şeffaflığı sağlamanız gerekir. Bakıyoruz gizli kapılar arkasında bir takım görüşmeler yapılıyor. Gizlidir, müzakere edilirken protokolü açıklayamayız deniliyor. Evet, protokol açıklanmıyor. 2 başlık sunuluyor. Daha sonra hükümet düşüyor. Bir bakıyoruz basına bir protokol metni çıkıyor. O protokol metninde bir bakıyoruz ki bu dayatmadır deniyor. Yine aynı iki başlık kalmıştı diyen kişiler bu sefer çıkıp diyorlar ki bu protokol imzalanmamız zaten beklenemezdi. Bu kadar bize dayatma yapılan maddeler kabul edilemez deniyor. Bir kere bu şekilde hükümet etmek doğru değildir. Bu şekilde hükümet edilmez. Siz eğer yani bizim en temel problemimiz Ayşe Hanım sürekli biz söylüyoruz. Plansızlık ve yani kısa vadeli ve uzun vadeli plan yapmamaktan kaynaklanıyor. Günübirlik politikalarla ilerliyoruz. Yani eğer uzun vadeli politika yaparsanız ki bu yasaların emrettiği hususlardır aslında. Uzun vadeli politikalar yaparsanız başınıza gelecekleri, tartışmanız gerekenleri, neleri müzakere etmeniz gerektiğini önceden hesaplamanız gerekir. Bahsettik işte tam metin açıklandı. Şimdi bu tam metin açıklandı. Bu tam metne baktığınız zaman bu metnin bir kere kimin metni olduğu söylenmedi. Yani bir metin ortaya çıktı. Ama şunu sormak lazım. Bu metin hangi tarafın metni? Bu metin Türkiye tarafından ortaya atılan ilk metin mi? Kıbrıs Türk tarafının üzerinde müzakere ettiği metin mi? Revize edilmiş hali mi? Son hali mi? Hangi aşamadaki bir metindir? Böyle bir açıklama yok bir kere. Yani bir bomba konuluyor. Hükümet düştükten sonra sanki aslında müzakere edip bir hafta önce imzalanması düşünülen ekonomik protokol bir anda tümden bir dayatmaya dönüştürülüyor. Ve halk burada aslında yani tabiri caizse biraz kandırılmaya çalışılıyor diye düşünüyorum ben. Bence
bu metin yayınlandıktan sonra doğru olanın bizim müzakere ettiğimiz, yani Kıbrıs Türk tarafının neyi müzakere ettiği, Kıbrıs Türk tarafının karşılıklı bir protokol imzalayacak tarafta karşılıklı masaya oturan kesim olarak neyi talep ettiğini ortaya koyması önemli. Yani biz neyi talep ettik? Bu protokolde hangi düzenlemeleri istedik? Neyi müzakere ettik? Yargıyı müzakere ettik mi? Çıksın dedik mi? Kıptek konusunda hangi önerileri sunduk? Böyle bir, bunun bir kere açıklanması gerekiyor. Böyle bir ortamda kimin ne yaptığı belli değil. Kimin ne dediği belli değil. Bir yandan hükümet edenlerden biri diyor ki yargı sistemimiz değiştirilmeye çalışılıyor. Öbür yandan deniliyor ki yine hükümette olan kesim diyor ki yo, aslında protokol kişilere yanlış tanıtılıyor. Baktığımız zaman bir bilgi kirliliği var. Evet, doğrusu bu, ne? Doğrusu hiç ne? Kimse bilmiyor. Hiç kimse bilmiyor. Böyle bir ortamda hala hükümet etmek için, hükümet etmeye talip olmak bence halkın iradesine saygı duymamak demektir. Dolayısıyla biz bir an önce erken seçim hükümeti kurulmasını ve bir an önce halka sormanın vakti geldiğini ve artık halka sorma ve seçime gitmemiz gerektiği inancındayız. Yoksa durumumuz pek iyi değil ve halkın da meşruiyeti bitmiş bir hükümetten ve meclisten daha fazla beklentisi olamaz diye düşünüyorum ben. Evet, bu protokolün aslında hükümet düşmeden önce şeffaf bir şekilde basınla paylaşılması gerekiyordu. Ki hükümet düştükten sonra nasıl ortaya çıktıysa öncesinde de demek ki çıkabilirdi. Evet. Ve dediğiniz gibi hani neyin ne olduğunu hep birlikte halkla beraber kararlaştırabilirlerdi. Ama bu böyle olmadı. Sonuç itibariyle de şu anda çok tartışılır oldu ekonomik protokol. Ayrıca Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, evet, ve Barolar Birliği Başkanı Avukat Ünver Bedevi de yargı ekonomik pakette yer almamalı açıklamasında bulundu. Yine bugün Kıbrıs'ın da ön sayfasında önemli bir haberdi bu da. Akıllarda çok karışıklıklar var. Akılları karıştıran maddeler var. Nelerdi bunlar? Neden böyle oldu? Hiçbir açıklama gelmedi ki kimden, evet, gelecek bu açıklama? Şu anda zaten belli değil. Aynen. Evet. Zaten tam da yapılmak istenen bu aslında. Yani hükümet düştükten sonra kısmen bu metnin hangi versiyonu olduğunu bilmediğimiz bu metnin kendi basın yayın organlarında tam metin olarak açıklanması da aslında sorumluluğu üzerinden atmak isteyip de o koltukları doldurmaya yönelik yeni bir manevra diye düşünüyorum. Ve bunu gerçekten üzülerek yani bir vatandaş olarak öncelikle üzülerek karşılıyorum. Şimdi yargıyla ilgili konuya baktığımız zaman yani bundan çok değil, bir 15-20 gün önce evet yargıyla ilgili bir takım başbakanımız yargı konusunda anlaşamadık dedi. Ama yani yargıyla ilgili anlaşamadığı noktaların ne olduğu bir kere ortaya konmadı. Hı hı. Daha sonra Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri bir görüş bildirdi. Dedi ki işte Kıbrıs, yani Anglo-Sakson bir hukuk sistemimiz vardır. Bu kara Avrupası sistemine dönüştürmeye, kıta Avrupası sistemine dönüştürmeye çalışılıyor. Bunu kabul edemeyiz. Tabii ki kabul edemeyiz. Doğru bir açıklamaydı ama şimdi bu şekilde açıklamalar yapılması ve başbakanın da yargı konusunda sıkıntı var demesi, nedir bu sıkıntı, sistemimiz değiştirilmeye mi çalışıyor noktasında kişiler arasında, yani halkta bir tedirginlik yaratılıyor. Evet, Yüksek Mahkeme Başkanımız Sayın Narin Şefik'in yaptığı açıklamaya baktığımız zaman, şimdi bakıyoruz eğer metin doğruysa veya hangi metinse o metinde evet yargıyla ilgili bir takım noktalar var. Ama ben o metne baktığım zaman yargıyla ilgili noktalarda şunu görüyorum. Deniyor ki icra iflas sistemimizin düzeltilmesi gerekiyor. Yine deniyor ki icra iflas sistemimizin düzeltilmesiyle birlikte yine deniyor ki usulü bir takım değişiklikler yapıp yargıyı hızlandırmak gerekiyor. Hı hı. Yine ara buluculuk, tahkim müessesesinin yani uyuşmazlıkların mahkeme dışı yollarla çözülmesi noktasında bir takım çalışmalar yapılması gerektiğiyle ilgili protokolde bazı metinler var. Şimdi bu açıdan hangi taraftan baktığınıza bağlı olarak değişiyor aslında. Bizler Halkın Partisi olarak tabii ki bir sistem değişikliğini, yargıda bir sistem değişikliğini kesinlikle doğru bulmuyoruz. Anglo-Sakson bir hukuk sistemimiz vardır. Bu hukuk sisteminin de bu şekliyle değiştirilmesi, bu şekliyle devamı doğrudur. Çünkü şu anda yargımız bağımsızdır. Yargımızdaki aksaklıklar giderilebilir. Bunların yollarını hükümet edenler olarak ama bulmamız gerekir. Eğer siz icra iflas sisteminde şu anda herkes, mahkemeler de dahil,
Biz avukatlar olarak, ben yani mesleğin içinden bir kişi olarak söylüyorum. Yani mahkemedeki memura da sorsanız, avukatı da sorsanız, yargı mensuplarına da sorsanız, herkesin size diyeceği evet, yargıda sıkıntı vardır. Yargıda altyapı eksikliğinden, personel eksikliğinden, bütçe sıkıntısından kaynaklanan sıkıntılar vardır ve bunların ivedilikle çözülmesi gerekir. Bakıyoruz, evet bu nedir? İcra iflas sisteminde değişiklik gerektirir. Doğrudur, değişiklik gerektirir. Dolayısıyla siz ekonomik protokole bunun konulup da önümüze başkası tarafından getirilmesindense önce hükümet edenlerin bu sistemleri düzeltmesi gerekiyor. Bu sistemler düzeltilecek ki bunlar mali protokolde tartışılmasın. Mali protokolde yargının yeri yok. Tabii ki yargı sisteminin değiştirilmesinin bir mali protokolde yeri olması doğru değildir. Ama ekonomiyi doğrudan ilgilendiren yabancı yatırımcının veya yerli yatırımcının ülkemizde doğru bir şekilde ülkeye, yatırıma, sisteme güven duyarak yatırım yapmasını sağlayacak kişiler açısından baktığımız zaman mahkemelerin tabii ki sisteminin ciddi revizelere ve modernizasyona ihtiyacı var. Bu noktada baktığınız zaman bu açıdan ekonomik protokolde bazı hususların yer bulmasını anlamak doğrudur. Ama burada önemli olan şudur, siz hükümet edenler bunu gördüğünüz ve hepimiz bunu dile getirdiğimize rağmen neden bugüne kadar bu sistemler değiştirilmiyor? Yüksek Adliye Kurulu deniyor ki Yüksek Adliye Kurulu dahil edilmeden mali protokole bizim diyor Yüksek Mahkeme Başkanı haberimiz bile yok. Bu protokolde bunun olduğundan hasbelkader basına düştük de hükümet düşmese tabii gene haberi olmayacak. Muhtemelen. Yüksek Adliye Kurulu'nun hasbelkader basına düştükten sonra haberdar olup böyle bir açıklama yapılıyor. Doğrusu nedir? Doğrusu Türkiye'nin bu mali işbirliği protokolünde çıkıp açıklama yapması değildir. Doğrusu ekonomik işbirliği protokolünde bunu müzakere eden müzakerecilerin yargımızın sorunlarından sorumlu Yüksek Adliye Kurulu'na bu konuda bilgi vermesi, bu konuda görüşünü alması, bu sisteme dahil edilmesidir. Şimdi siz hükümet edenler olarak bu sisteme sistemle ilgili karar vermesi gereken kişileri dahil etmiyorsunuz, haber vermiyorsunuz ama hükümetin düşmesini fırsat bilerek sanki siz de aynı fikirdeymişsiniz gibi bunu Türkiye'nin bir dayatması olarak ortaya koyuyorsunuz. Bu aslında hiç doğru bir yaklaşım değildir. Buna inanıl, yani bunun da samimiyetinden ben şüphe ediyorum. Dolayısıyla aslında sorun bizim kendi içimizdeki plansızlıktan kaynaklanıyor. Yani benim inancım odur. Çünkü sözünüzü kestim, özür dilerim. 3 ay gibi bir süre hala mali protokol imzalanmadı ki bunun imzalanacağı biliniyordu. 3 ayın sonunda hükümetten şimdi ne olacağı belli değil. Yeni hükümet ne şekilde devam edecek belli değil. Bu mali protokol imzalanacak, imzalandıydı, tekrar müzakere edildiydi. Artık çok bu vakit kaybına bizim tahammülümüz yoktur. Ve şu anda kurulacak hükümetin bir meşruiyeti olmayacağı için bizim irademizi bu mali protokolle uzun vadeli olarak etki altına almalarını da biz doğru bulmuyoruz. Yani bizim irademizi bu protokolle bu dönemdeki hükümetin bağlaması bize göre doğru değildir. Bu sıkıntıların bir an önce seçime gidilerek düzeltilmesi gerektiği inancındayız. Yani anlaşılıyor ki aslında bu protokol düşen hükümet döneminde belki de hükümetin bir öngörüsüydü. Yargıyla bağlantılı olan kısmı. Çünkü Türkiye'den böyle bir talep gelmiş olabilir mi? Yani böyle bir ihtimal olabilir mi sizce? Yani açıkçası yargıyı da içine alabilecek bir protokol. Şimdi yani ben Türkiye'nin buradaki yargı sistemini değiştirmek istediği veya işte Anglo-Sakson hukuk sisteminden kıta Avrupa'sına geçilmesi gerektiğiyle ilgili öngörüleri olduğu inancına katılmıyorum aslında. Hı hı. Bizim kendi planımızı, programımızı yapıp bizim ne istediğimize karar vermemiz gerekiyor bir şekilde. Bu biz her şeyi Türkiye'ye mi atıyoruz? Evet, biz her şeyi Türkiye böyle istedi, Türkiye bu şekilde dayattı. İşte protokolü yapmazsak maaşları alamıyor. O noktadan hareket ediyoruz. Ki zaten maaşlar biliyorsunuz %40 kesintili ödendi. Evet, orada yani da bir kaos yaşandı. Sonrasında geçtiğimiz günlerde geriye kalanı da ödendi ama halkta tedirginlik, bu tedirginlik yaşandı. Yansıması, özel sektör, kamunun yaşadığı sıkıntılar ve bir kere halktaki o hükümete güven, devlet ciddiyetine güveni ortadan kaldırdıktan sonra artık hala daha bir şeyler yapmaya çalışmak zaten samimi değildir bu noktada. Dolayısıyla bizim
ekonomide de, tarımda da, eğitimde de, yargıda da kendi planımızı ortaya koymamız gerekiyor. Ben buradan çağrı yapıyorum. Bu metni gizlidir, müzakere ederken paylaşamayız denilen metni paylaşan kişiler çıkıp bu metne karşılık, eğer bu dayatma metinse, bu metne karşılık müzakereyi hangi noktalardan devam ettiklerini açıklasınlar. Bu şekilde açıklarlarsa şeffaflık bu şekilde sağlanır. Biz neyi müzakere ettik? Biz ne dedik yargı konusunda? Yani yargıda söz sahibi olan Yüksek Adliye Kurulu haberdar olmadan biz yargıyla ilgili Türkiye ile neyi müzakere ettik? Bakın kendi kendimize çelişiyoruz burada. Hı hı. Bize dayatma yapılıyor deniyoruz. Ama biz kendimiz zaten kendi içimizdeki kurumlara güvenip de o kurumlarla paylaşmıyoruz bu bilgileri. Yani hala basından öğreniliyor yargıyla ilgili yapılması düşünülen değişiklikler. Tam metni ve doğru metni gördükten sonra diyor Yüksek Mahkeme Başkanımız bir açıklama yapmak en sağlıklısı olacaktır. Doğru, ama bu metni bize şimdi kim söyleyecek? Belli değil. Biz ne müzakere koyduk ortaya belli değil. Tek bir gerçek vardır. O da kapalı kapılar ardında halkın iradesi yansıtılmadan müzakere edildiği ve bir başarısızlıkla sonuçlandığıdır bunun. Dolayısıyla bundan da kendilerine hala menfaat sağlamaya çalışmaları ve hala hükümete talibiz, hala icraat yapmak istiyoruzla bugün gündeme gelinmesini ben açıkçası gerçekten samimi bulmuyorum. Şu an bu sorumluluğu üzerlerinden atsalar da tekrardan hükümete gelecek olan mutlaka iki partiden biri olacak. Evet. Ve bu şekilde yine o sorumluluğu geri almış olacaklar. O noktada ne olacak? Orası çok merak konusu gerçekten. Evet, bunu halkla paylaşmak lazım. Yani bu şekilde şu anki yani günübirlik politikadır bu. Bir hafta önce söylenenle bir hafta sonra söylenenler arasında farkı görüyorsunuz. Bir hafta önce söylenen protokolü imzalıyoruz. İki konuda da anlaşmak üzereyiz, imzalayacağız. Bir hafta sonra söylenen bu protokol metni kabul edilebilir değildi. Biz duruşumuzu gösterdik, kararlılık davrandık. Halk bizi anlamadı. Yok, halk sizi çok iyi anlıyor. Halk aslında ne yapılmak istendiğini çok iyi anlıyor. Halk protokolü bilmiyordu ki, neyi anlamasın? Aynen, aynen. Burada da büyük bir çelişki evet, var. Evet, kesinlikle, kesinlikle. Maalesef öyle. Bununla ilgili belki şunu da söylemek gerekiyor Ayşe Hanım. Yani biz hep şunu söylüyoruz Halkın Partisi olarak. Anayasamızda değişiklik yapılmaya istendi biliyorsunuz ve bir referandum yapıldı geçtiğimiz yıllarda. Bu referandumun anayasa değişikliğine okey vermemesi aslında şunu gösteriyor. Yapılmak istenen değişiklikler aslında halkın yararına değişiklikler miydi? Evet. Temel hak ve özgürlükler noktasında ciddi adımlar atılıyordu. Evet, kamudaki kişilerin, memur kimselerin siyasete katılmasının önü açılıyordu. Ve bunun gibi birçok aslında ciddi bir paketti. Ama halk bunu anlamadı. Çünkü halkın... Yeterince bilgilendirme yapılmadı. Halk yeterince bilgilendirilmedi. Halkın artık o sisteme güveni kalmadı. Böyle bir durumda çıkıp da hala meşruiyetten bahsetmek doğru değildir. Yine yani bu anayasa reformunu bir kenara bırakalım. Son geçen yasalardan tabii ben yani seçim ve halk oylama yasasından da bahsetmek istiyorum ama öncesinde denetimli serbestlik yasası geçti. Hı hı. Siz de yakından takip ediyorsunuz. Evet, çok yakın takipçisiyim o yasanın. Özel haber de yaptınız hatta bu konuda. Denetimli serbestlik yasası bakın meclisten oy birliğiyle geçti bu yasa. Ve Cumhurbaşkanı bu oy birliğiyle geçen yasayı Cumhurbaşkanı iade etti. Ve iade ederken dedi ki Halkın Partisi bugün bize yeni ama eski kafalı parti deniyor ama Halkın Partisi denetimli serbestlik konusundaki tavrını net ve doğru koydu diye düşünüyorum biz. Biz denetimli serbestlik uygulamasına karşı bir duruş sergilemedik. Öyle mi algılandınız siz? Öyle bir algı yaratılmaya çalışılıyor aslında. Biz gittiğimiz, girdiğimiz her ortamda kendimizi ifade edebiliyoruz ama öyle bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Sanki bu yasaya karşısınız. Bu yasaya karşı olduğumuz imajı ortaya konulmaya çalışılıyor ama öyle değil. Bizim karşı olduğumuz yine bu şekilde ben yaptım oldu, sözde bir icraat yapalım, altı doldurulmadan, altı aslında altyapısı tamamlanmadan ortaya atılan bir yasa var. Ve Cumhurbaşkanı'na biz çağrı yaptık ve bunu da basınla ve kamuoyuyla paylaştık. Denetimli serbestlik uygulamasının gelmesi gerekiyor. Ama hem denetimli serbestlikten yararlanacak kişilerin, tedavi edilirken doğru tedaviyi alabilmeleri, hem de halkın
halk nezdinde doğru uygulanabilen bir yasa olabilmesi için bunun teknik manada yetersizliklerinin giderilmesi gerekiyor. İşlevsel bir yasa yapılması gerekiyor. Yasa yapılması yeterli değildir. Yasanın uygulanabilir olması gerekiyor. Bugün denetimli serbestlik yasası deniyor ki bize eleştirilerden bir tanesi. 50 yıldır denetimli serbestlik var dünyada. Türkiye'de de 10 yıldır var. Buna karşı duramazsınız. Buna karşı durmak eski kafalılıktır. Karşı durmuyoruz. Bugün o 50 yıldır denetimli serbestlik yasası var diyen yanılıyor aslında. 1800'lerde Orta Çağ döneminde Kral 8. Henry'e kadar dayanır aslında denetimli serbestlik. 1870'lerde Amerika'da Boston'da uygulanan bir sistemdir denetimli serbestlik. Biz bulmadık. Yeni de çıkmış bir sistem değildir. Ama yasada çok ciddi aksaklıklar vardır. Çok kısa buna da değinmek istiyorum. Buyurun. Yani buradan Cumhurbaşkanı'nın hem partimizin yapmış olduğu açıklamaya hem de diğer sivil toplum örgütlerinden gelen yorumları dikkate alarak meclise iadesi noktasında da kendisine saygılarımı sunuyorum. Gerçekten yüreğimize su serpen bir duruş sergilemiştir. Umarım bu yasadaki sıkıntılar da bu iadeyle işlevsel hale getirilmeye çalışılır ki biz Halkın Partisi olarak parlamentoda, mecliste olmasak da bu yasayla ilgili yapılması gerekenlerin neler olduğu bize göre gidip de müzakere ediyoruz ve kendi fikrimizi ortaya koyuyoruz. Çünkü bu halk hepimiz uyuşturucunun bir sorun olduğunu biliyoruz. Hepimiz uyuşturucu madde hepimizin canı yandı. Hepimizin canı yanıyor. Hepimizin ailesinde bu anlamda sıkıntılı durum yaşayan çocuklar vardır. Bunların kesinlikle cezaevinde ıslah edilemeyeceği veya cezaevinde doğru bir şekilde topluma kazandırılamayacağı doğrudur. Ama cezaevinin şimdi bakın hükümettesiniz ve şöyle bir sistem vardır. Cezaevlerimiz kötü, o yüzden bu çocukları cezaevine mi atalım? Bu nedenle ne yapalım? Denetimli serbestlik getirelim. Evet, denetimli serbestlik getirelim. Ama bugün denetimli serbestlikte yasamızda yer alan 2-3 madde vardır ki bunlardan bir tanesi kullanma ve tasarruf suçu. Kullanma ve tasarruftan dolayı direkt denetimli serbestlikten yararlanma hakkı vardır. Hiçbir mahkemenin takdir hakkı olmadan. Bu da ne demektir? Bu da demektir ki sizin kullanıcı mı, satıcı mı yani veya bu işi ticari amaçla mı yapıyorsunuz noktasında herhangi bir tartışmaya girmeden sizin tasarrufunuzda bulunan herhangi bir miktardaki uyuşturucunun denetimli serbestlik kapsamında değerlendirilmesidir. Yani şunu şu örnekle vereyim. Bugün siz 1 kilo Hint keneviriyle yakalandığınız zaman eğer sattığınız veya eğer ticari amaçla bu işi yaptığınız ispat edilemiyorsa 1 kiloyla siz bugün kullanmak ve tasarruf etmekten denetimli serbestlik kapsamına giriyorsunuz. Hı hı. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. Bugün siz bir gece kulübüne gidip, bir diskoya gidip cebinizde 50 tane hapla 50 tane hapla gençlerin olduğu mekanda dolaşıp da satarken yakalanmıyorsanız size yine denetimli serbestlik hakkı veriliyor. Ama bu doğru bir yaklaşım değildir. Avrupa Birliği'nin evet bu sistem vardır. Avrupa Birliği'nin kriterleri vardır. Kullanıcı ayrımı bu yasada net bir şekilde tanımlanmamıştır. Kullanıcı için Avrupa Birliği diyor ki kişinin tasarrufunda bulunan tek içimlik ve derhal o anlık içimi için üzerinde bulunan miktarda bir uyuşturucu maddeyi üzerinde bulundurması veya tasarruf etmesi halinde bunun kullanıcı kategorisine girdiği kabul görüyor. Tabii ki yani bütün ülkelerde cetveller vardır, belli gramlara kadar serbestlik vardır ama bu yasanın meclisten geçtiği gün Başbakanımız şöyle bir şey diyor Ayşe Hanım, denetim özürlü bir devletiz diyor. Denetim özürlü bir devlet izlediği gün denetimli serbestlik yasası meclisten geçiyor. Şimdi mevcut durumda denetim özürlü bir devletsek eğer denetimli serbestliği bu şekilde yasanın eksiklikleriyle çıkarmak bize faydadan çok zarar getirir. Bugün siz devlet hastanelerine bakıyorsunuz. Devlet hastanelerindeki altyapı
bu çocuk, bu kişilerin yani kullanıcı veya bağımlı kategorisindeki bu kişilerin tedavisinde yeterli altyapı var mıdır? Yeterli doktor, yeterli hemşire, yeterli sağlık personeli var mıdır? Yatılı tedavi gerekirse bu yatılı tedaviyi sağlayacak bir hastanemiz var mıdır? Bunu yapmıyorsunuz siz. 1,5 yıldır bu yasayı tartışıyorsunuz. Bir merkez kurmak, devlet eliyle bu hizmeti vermek yerine siz bu hizmeti yine özele kaydırıyorsunuz. Yine parası olanı daha artı bir pozisyona sokuyorsunuz ve yine diyorsunuz ki siz özelden de faydalanabilirsiniz. Hatta hastane olmasına gerek yok. Bir klinik de olabilir. Oradaki imkanların ne şekilde olacağı ile ilgili yasada herhangi bir, yani orada yatılı tedaviye uygun mudur, personel var mıdır, hemşire var mıdır, bunlar ne şekilde denetlenecek? Bunlarla ilgili herhangi bir düzenleme yapmadan siz bunu hem özele hem de sözde kamuya atıyorsunuz ve ciddi bir kişilerin aslında tedavi edilme haklarını dahi elinden alıyorsunuz bunu yaparak. Dolayısıyla öncelikle kullanıcı ve satıcı ayrımının ciddi bir şekilde yapılması ve bunun tanımlanması gerekiyor. Bir sınırlandırma gerekiyor o zaman değil mi? Yani kullanıcı, şunu söyleyeyim. Kullanıcı ve tasarruf eden için bir sınırlama yoktur. Sadece ithal eden için sınırlama vardır. İthal de derken, uyuşturucu madde ithal ederken bu da nedir? İşte yani Güney Kıbrıs'tan Kuzey Kıbrıs'a geçerken veya Ercan Havalimanı'nda geçerken, ithal ederken eğer yakalanmışsanız bununla ilgili de bir cetvel sunuluyor size. Ki bu cetvele baktığımız zaman bu cetvel de aslında tamamen kanaatim benim odur ki ithal etmeyi de yine meşrulaştırmak, ülkemizdeki uyuşturucu madde sayısını artırmaya yönelik bir düzenleme yapıyorsunuz. Bugün 35 tane ekstasi hap, yani bilinen örnekler vermek istiyorum. 35 tane ekstasi hap ithal ediyorsanız siz bugün denetimli serbestlikten yararlanabiliyorsunuz. 12 gram Hint keneviriyle geçerseniz yararlanabiliyorsunuz. Bunun üstünde de yararlanabiliyorsunuz ama o zaman mahkemeye takdir hakkı veriliyor. O zaman sizin kan tahlili almanız için sizi doktora yönlendirme veya psikiyatrist raporu gerekiyor. Ama onun dışında hiçbir şekilde mahkemeye takdir hakkı verilmiyor. Hiçbir şekilde psikiyatrist raporu istenmiyor. Bu anomalilerin bir kere giderilmesi gerekiyor. Yargı açısından baktığımız zaman da, yani bu işin tabii sağlık boyutu, tedavi boyutu, kullanıcı satıcı ayrımının yapılması, suç işlemeye teşvik edici bir yapı oluşturulmaması ve burada kullanıcı ile satıcı ayrımını iyi yapamazsanız ve doğru bir sistem getirmezseniz uyuşturucu maddenin yaygın bir şekilde yaygınlaşmasını ve kullanımını daha da artırırsınız aslında ve amaca hizmet etmez. Evet, denetimli serbestlik olmalıdır ama Amerika'yı yeniden keşfedip kendimize göre ben yaptım oldu, bir reform yapmam gerekiyordu, en kolayı da buydu, bunu yasa yaptım geçirdim noktasında hareket etmemek gerekiyor. Yargıya bakıyoruz. Bugün uyuşturucu madde kullanmak, tasarruf etmek, satmak, ithal etmek, bunlar ağır ceza kapsamına giren suçlar. Ve ağır ceza kapsamına girdiği zaman yargılanırken siz tutuklu yargılanıyorsunuz. Bu usul kuralıdır. Tutuklu yargılanan, şimdi denetimli serbestlikle, denetimli serbestlik tanıyacağınız bir kişi var. Ama yargılanırken, bu, niye siz denetimli serbestlik sağlıyorsunuz? Cezaevine girmesini engellemek için. Ama yargılama aşamasında tutukluluğunu engelleyecek bir yasal mevzuat değişikliğine gitmiyorsunuz. Bu anomaliyi nasıl açıklayacaksınız peki, bu yasayı bu şekilde çıkarıp da diğer yasaları buna göre revize etmezseniz? Yani kişi, evet, cezalandırıldıktan sonra denetimli serbestlikten mahkum edildikten sonra cezaevine girmeyip denetimli serbestlikten yararlanacak. Ama yargılama sürecinde değiştirmediğiniz için siz usulü, yargılama sürecinde yargılanırken o aşamayı cezaevinde geçirecek. Yani bu nasıl bir karmaşadır, nasıl bir hani reformdur, nasıl bir değişikliktir veya nasıl bir yeniliktir, ben bunu anlayabilmiş değilim. Dolayısıyla bunu değiştirmeniz gerekiyor. Bugün kişinin mahkum olduğu suçtan cezasının ne olduğunu bilmesi çok önemlidir. Bu yasa şunu getiriyor, sizi mahkum ediyor ama size cezanızı açıklamıyor. Cezanızı ne zaman açıklıyor? Diyor ki size, sizi yararlandırıyorum denetimli serbestlikten. Denetimli serbestlikten yararlanacaksınız. Ama tedavide başarısız olursanız gelin o zaman size cezanızı açıklayacağım.
Böyle bir sistem doğru değildir. Kişinin cezasını bilmesi de, yargılamasının sonucunda mahkum olmuşsa eğer, cezasını bilmesi de gerekir. Ve bir haktır bu. Yani cezasının ne olacağını bilmesi. Siz kişiyi 2 yıl tedavi ol gel sonra bakarız cezana demek de doğru bir yaklaşım değildir. Mahkemeleri bu şekilde karar vermeye itmek de doğru bir yaklaşım değildir. Bunun da önüne geçecek düzenleme yapılması gerekiyor. Çünkü bizde cezanın ertelenmesi diye bir müessese yoktur. Yani siz ceza usul yasasında değişiklik yapmak yerine usule dokunmayayım, orada bir değişiklik yapmayayım, onu güncellemeyeyim, sadece böyle bir ufak bir yasa yaparak ceza yasasındaki temel hususlara dokunayım derseniz bu sistemi o mali protokoldeki sistemden daha çok çökertmek demektir. Dolayısıyla yasalar yapılırken sırf bazı kesimlere menfaat sağlamak maksadıyla yapılmamalı, halkın bütünü düşünülmelidir ve yasa yaparken bunun işlevsel olması önemlidir. Yani Cumhurbaşkanımızın iade sebebileri arasına baktığımız zaman teknik imkanlar sağlanması gerekir diyor. İşlevsellik derken bundan bahsediyor. Hı hı. Yine aynı şekilde altyapı sorununu çözün derken altyapı sorunları bunlardır. Bunları sağlamanız gerekiyor. Sizin zaten devlet eliyle bunu kontrol edebilir durumda olmanız gerekiyor. Çünkü bu toplumsal bir yaradır ve bu yaranın önüne geçmeniz gerek. Bu yasaya, yine tekrar söylüyorum, biz bu yasaya karşı değiliz. Denetimli serbestlik uygulamasının geçmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ama bütünlüklü bir şekilde, altyapısı sağlam bir şekilde oluşturulmuş, hem sağlık hem hukuk anlamında doğru temellere dayandırılmış hem olması gerekiyor ki bu yasadan yararlanacak kişilerin tedavisi de veya hüsranla bitmesin, bu yasanın amacı da aracını aşmasın. O yüzden dikkatli olunması gerekiyor. Benim meclise iade edilen bu yasayla ilgili tabii en azından burada yine çağrım olacak. Bununla ilgili görüşlerimizi zaten sürekli paylaşıyoruz meclisteki kişilerle. Umarım bizi de dikkate alırlar ve bu sıkıntılar giderilerek doğru bir yasa yapılır ve herkes de bundan doğru şekilde faydalanır. Evet, çok teşekkürler efendim. Böylelikle süremizin de sonuna geldik. Çalışmalarınıza kolaylıklar diliyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet değerli izleyenler, bugün adına da Kıbrıs gündemin sonuna geldik. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.